Şimdi mahkemeleri, şeriye mahkemelerini anlatmıştık. Nasıl oluştuğunu, kadıların tayinlerini, görevlerini, süreli olmalarını, süresiz olmaları, yaptıkları işleri anlatmıştık. Bugün önce biraz şeyden bahsedeceğim. Bir anlamda yüksek mahkeme gibi çalışan divanlar var Osmanlı Devleti'nde. Bunların başında Divan-ı Hümayun geliyor. Gerçekten son derece etkin bir kurum. Ve Osmanlı hukukunun düzenli işlemesinde çok önemli bir role sahip. Osmanlı Devleti'nde yaşayan yabancıların da hemen fark ettikleri bir özellik bu. Biraz Divan-ı Hümayun'dan bahsedeceğim. Diğer divanlar var. Sonra da Osmanlı Devleti'nde mezhep uygulaması, Osmanlı hukukunun işleyişinde mezhep uygulamasının son derece önemli bir yeri var. Şimdi Divan-ı Hümayun aslında Osmanlı Devleti'nde en üst siyasi idari bir karar organı. O taraf az çok hukuku ilgilendiriyor ama tabii bizim belli bir süre içerisinde bu programı tamamlamamız gerektiği için o tarafa çok girmiyoruz. Burada bizi bir yüksek mahkeme olarak Divan-ı Hümayun ilgilendiriyor. Divan-ı Hümayun siyasi idari en üst bir kurum olmakla birlikte aynı zamanda bir yüksek mahkeme özelliğine sahip. Aslında İslam hukukunda ilk derece mahkemesi, istinaf mahkemesi, temiz, yargıtay gibi bir yargıda bir derecelenme söz konusu değil. Ama başlangıçtan itibaren bazı mahalli mahkemelerin, kadıların vermiş olduğu kararların devlet başkanı, halifeler ve hükümdarlar tarafından denetlendiğini biz biliyoruz. Yani mahalli mahkemenin vermiş olduğu karar aslında kesin bir karar ama bu karara bile itiraz mümkün. Bu bakımdan Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun bir tür Yargıtay gibi işlem yapmıştır, işlev görmüştür diyebiliriz. Zaten yapısı da bunun için elverişli. Divan-ı Hümayun'un işte vezir, sadrazam başkanlığında toplanan Divan-ı Hümayun'un vezirler var, üyeleri. Vezirlerden sonra iki büyük kadı var, baş kadı olarak. Rumeli ve Anadolu Kazaskeri var. Efendim Nişancı var, Defterdar var. Kaptanı Derya var, Rumeli Beylerbeyi var. Yeniçeri Ağası var. Yani çok yönlü bir kurul olduğu için maliyeyi temsil eden görevli var, askeriyi temsil eden görevli var, hukuku temsil eden görevliler de var, Rumeli ve Anadolu Kazaskeri. Aslında başlangıçtan itibaren İslam devletlerinde halifelerin, bir defa teorik olarak halifelerin hukukçu olmaları aranır. Fiiliyatta ne ölçüde yansımıştır fiiliyata o ayrı bir şey. Dört halifenin hepsi belli bir hukuki birikimi olan, görüşleri olan kimselerdir. Ama aynı şeyi Emeviler ve Abbasi halifeler için söyleyemiyoruz. Emevilerden bir tek Ömer bin Abdülaziz bunda müstesna kabul edilebilir. Dolayısıyla başlangıçtan itibaren kadıların verdiği kararların bir şikayet olması durumunda veya hukuki bir şikayetin doğrudan doğruya halifeler, devlet başkanları tarafından karara bağlanması yadırganmamıştır. Hatta böyle bir gelenek oluşmuştur. Adaletin temini İslam kültüründe, İslam siyasi birikiminde son derece önemlidir. Bunda da en önemli rol başkadı konumunda bulunan devlet başkanlarına, halifelere, hükümdarlara düşmektedir. Bu sebeple Osmanlılara gelene kadar zaten zaman zaman Osmanlı Selçuklu sultanlarının, efendime söyleyeyim, Memlüklü sultanların, Abbasi halifelerinin, diğer
Türk ve İslam hükümdarlarının hukuki şikayetleri dinledikleri, çözdüklerini biliyoruz. Osmanlılar da başlangıç döneminde de Osmanlıların, bizzat Osman Gazi'nin, Yıldırım Beyazıt'ın Bursa'da mesela her sabah veya haftada belli sabahlar mahkemelere yönelik davalarla ilgili şikayetleri dinlediği veya genel olarak halkın taleplerini dinlediği bize kadar gelen bilgiler arasında. Osmanlılarda bu iş Divan-ı Humayun'la daha kurumsal bir yapıya bürünmüştür. Şimdi aslında örfi davalar bir tarafa, şer'i davalarda İslam hukukçularının geliştirdiği şöyle bir teknik kural vardır. Bir mahkeme tarafından kesin hükme bağlanmış bir dava tekrar görüşülemez. Kesin hüküm verilmişse, buna eski dilde kaziye-i muhkeme deniyor. Kesin hüküm verilmişse o dava tekrar görüşülmez. Çünkü kesin hüküm verilmiştir. Ama başkadı olarak halife buna izin verirse, istisnaen onun verdiği izne dayalı olarak davanın yeniden görülmesi istisna olarak mümkündür. İşte Osmanlı padişahları divana bu yetkiyi tanımışlardır. Divanda bu yetkiye kim sahiptir? Rumeli Kazaskeri sahiptir. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Divan-ı Humayun bir önemli bir mahkemedir, bir üst mahkemedir. Ve yargılamayı iki tane büyük hukukçu olmakla birlikte başka da Anadolu'daki kadılardan sorumlu Anadolu Kazaskeri, Rumeli'deki kadılardan sorumlu Rumeli ve Kuzey Afrika, Kırım, bunlar hep dahildir Rumeli Kazaskerliğine. Kadılardan sorumlu Rumeli Kazaskeri bulunmakla birlikte yargılamayı Rumeli Kazaskeri yapar. Yani bir toplu hakim sistemi yoktur Divan-ı Humayun'da. Anadolu Kazaskeri yanında oturur. Çünkü içtihat başlangıçtan itibaren tek kişinin verdiği bir karar olarak düşünülmüştür. Aslında şöyle söyleyeyim, teorik olarak toplu hakim usulü İslam'a aykırı değil. Yani mecellede bunun kuralları konmuştur. Ama İslam hukuk tarihinde gelenek nedir? Gelenek tek kişinin karar vermesidir. İçtihat edecek netice itibariyle sonunda. Bu yüzden Divan-ı Humayun'da yargılamayı Rumeli Kazaskeri yapar. Anadolu Kazaskeri sadece yanında bulunur. Ona bir şey sorabilir tabiatıyla, bir görüş alabilir. Bu mani değil. Bazen yargılamada çok görülecek dava varsa, çünkü sabah namazından sonra divan toplanır, öğlenden biraz sonraya kadar devam eder. Yani yazın 7'de toplanır, 1'e 2'ye kadar devam eder. Sonra işte belli usullerle, protokolle yemek yerler, dağılır divan. Eğer fazla yük varsa o gün mahkeme olarak divanın fazla yükü varsa, bu defa sadrazam Anadolu Kazaskerini de görevlendirir dava dinlemesi için. O da ayrıca tek başına yargılama yapar. Yani divanda ikisi beraber yargılama yapmaz. Her biri tek tek yargılama yapar. Onu söyleyeyim. Peki divana davalar nasıl intikal eder? Çeşitli, burada bir kişi daha var. Çeşitli usulleri var. Affedersiniz. Bir defa aslında divana herkes şahsen veya yazılı olarak müracaat etme hakkına sahip veyahut da birisine vekalet vererek. Osmanlı hukukunda bugünkü gibi bir profesyonel vekalet, avukatlık gibi kurumu mevcut değil. Ama vekalet kurumu baştan itibaren İslam hukukunda var. Birisini vekil yapabilirsiniz. Osmanlı uygulamasında da bu yaygın olarak kullanılmıştır. Demek ki bizzat gelerek veya yazılı bir müracaat yaparak veyahut birisini vekil ederek davanın, ister bu dava mahalli mahkemelerde görüşülmüş ve kararlaştırılmış bir dava olsun veya görüşülmemiş bir dava olsun. Aslında görüşülmemiş davaların ilk önce
davalının bulunduğu, oturduğu yer, ikametgahının mahkemesinde görülmesi esastır. Ama sadrazam izin verirse, bu şekilde sadrazama müracaat imkanı var. Sadrazam izin verirse doğrudan doğruya divana başvurma imkanı da var. Bunun dışında, onun özel şekillerinden biraz bahsedeceğim. Bunun dışında mahkemeler davaları, özellikle ceza kararlarını bir tasdik için yukarıya göndermekteydiler. Yani verildiği karar kesin karar mahkemelerin dedik ama şeria mahkemelerinin vücut bütünlüğüne ve hayata yönelik, yani bir idam kararı verilmişse veya bir vücut bütünlüğüne yönelik bir karar verilmişse bunun hatalı olması durumunda geri dönme mümkün olmadığı için bu tür kararlar bir üst mahkeme gibi divanda görüşülmüş, kararlaştırılmıştır. Ondan sonra uygulamaya geçilmiştir. Bazen divanın yerine başka divanlar ama mutlaka bir üst mahkeme bu davalar için. Bir de Osmanlı yönetimi bazı tür davaların doğrudan divanda ilk derece mahkemesi, ilk ve kesin derece mahkemesi olarak, kesin hüküm mahkemesi olarak kararlaştırılmasını kabul etmiştir. Ne gibi? Mesela işte gayrimüslim din adamlarına yönelik davalar, ceza davaları Osmanlı Devleti'nde mahalli mahkemelerde kararlaştırılmaz, doğrudan divanda kararlaştırılır. Mirasçısız ölen bir kimsenin mesela mirası devlete kalır, beytülmale kalır. Bu tür şeylerde, daha önce de bahsettim galiba, bu tür olaylarda istihkak talepleri olur. Yani benim falan da alacağım var diye. Bu defa yalancı şahitlerle nasıl olsa mirasçı yok, rahatlıkla bunun üzerine çökülebilir diye. Bunlar da divanda görülmek mümkündür. Mahkemeler de işte söylediğim gibi ceza davalarını arz ederler. Bazen mahkemeler tehlikeli gördükler. İşte mahkemelerden bahsederken söz ettim. Bölgesinin güçlü bir kimsenin davası var, kendisi bakımından problemli görüyorsa hiç davaya, karara bağlamaz, doğrudan divana gönderirdi. İstanbul tabii payitaht, padişahın bulunduğu yer. İstanbul'da özellikle İstanbulluların divana başvurma imkanları diğerlerine nispetle daha fazla. Yani padişah cuma namazına giderken, en yaygın şekil cuma namazına giderken belli bir merasimle gider. Buna cuma selamlığı denmektedir. O sırada büyük bir kalabalık olduğu anlaşılıyor. Mesela Kanuni namaza gidecekse genelde kendi yaptırdığı camide kılar. Ayasofya'da kıldığı olur ama cami Süleymaniye yapıldıktan sonra genelde orada kılmıştır. Topkapı'dan Ayasofya'ya kadar büyük bir kortej var tabiatıyla. Padişah geçiyor. Orada yolun her iki tarafında çok büyük kalabalıkların oluştuğu anlaşılıyor. Bunun örnekleri var. Minyatürlerde de var şeyleri, malzemeleri bunların. İşte o sırada padişahın adamları bütün o kalabalık arasında dilekçe toplardı. Yani şikayet, talep dilekçeleri, şikayet dilekçeleri, her türlü dilekçeyi toplarlar. Bunlar padişaha iletilir. Padişah bunlardan divana gönderilmesi gerekenlerini divana gönderir. Osmanlı arşivinde bunun belgeleri var. Yani divana liste halinde gönderir. Öylece de şey edilir. Divana intikal mümkündür. Onu söyleyeyim. Hatta bazı yabancı seyyahların bile böyle dilekçe ulaştırdıkları divana örnekleri var seyahat notlarında. Bazen de şunun olduğu görülüyor. Şikayetten hoşlanmayan bürokrasi bu şeyleri, dilekçeleri bazen önlenmesini de istiyorlar. Önlenmesine teşebbüs ettiği de vaki yani. Yani ne kadar padişahın az haberi olursa o kadar problem az çıkar. Şimdi bizde de bürokraside yukarıya problem aksettirmemek esastır. Yani en iyi memur yukarıya problem aksettirmeyen kimsedir. Problem çözmek değil. Aksetmesin, o yeter.
yukarıdakiler de fazla problem aksedilmesinden hoşlanmazlar genelde yani. Onu söyleyeyim. Bu kadar senenin devlet kademelerinde az çok iş yapmış bir kimse sıfatıyla söyleyebilirim. Ama mutlaka şeyler, hatta zaman zaman caminin içerisinde saflar arasında böyle kutular dolaştırarak dilekçelerin toplandığı örnekler de var. Çünkü padişahlar aslında her türlü şikayetin kendisine gelmesini arzu ediyor. Niye arzu ediyor? Neler olup bittiğini bilsin ki yanlış bir şey olacaksa zamanında tedbir alsın. Çünkü tedbir alınmadığı zaman sonunda iş büyüyecek ve gelip padişaha dayanacak bütün problemler. Bunu da istememişlerdir. Onu söyleyeyim. Kalabalığın zaman zaman çok olduğu dönemlerde dilekçelerin mutlaka ulaşması için şöyle bir usul de icat edilmiş. Kalabalığın arasında dilekçesi olanlar, eskiden hasır sepetler falan vardı, zembiller vardı, sepetler vardı. Sizlerin yaşı çok onu tanımaya müsait değil ama biz sepetlerle, zembillerle çok evimize şey götürdük, yiyecek götürdük yani. Mesela rahmetli babam ekmek bile açıktan göndermezdi kesinlikle. Her şey kapalı olacak. Şimdi internet programı var. Hangi lokantada ne yaptı, ne yediğini herkese duyurmaktan büyük mutluluk duyuyor insanlar. Öyle değil mi? Şimdi biraz şeyliği azaldı galiba. Moda işi biraz geçti ama çok kullanıldı yakın geçmişte. Ekmek bile açıktan mesela babam göndermezdi. Ben de bazı memurlara özenirdim. Fileyle götürüyorlar falan mesela. Portakal almış, elma almış, fileyle götürüyor. Kesinlikle izin vermezlerdi. Eski şey buydu. Oradan bir hasır parçasını yakarak, hasır küçük bir duman çıkarır. Görevliye ikaz vardır. Bende bir dilekçe var demek. Bir hasır parçası yakarsa, bende bir dilekçe var demek. O zaman kalabalığın arasında gidip o dilekçeyi alır. Hasır yakmak bir tabir oluşturmuştur. Hasır yakmak. Şimdi bir devlet dairesinde ve özellikle mahkemede hakkının yendiğini düşünen bir Osmanlı tebası, hasır yakarım Kadefendi, hasır yakarım Sancak Bey dediğinde ben bu işte ta padişaha kadar götürürüm anlamı taşımaktır. Bir etkili bir tehdittir yani. Efendim? Evet, aynen öyle. Mesela başka şeyler var. Sarayburnu'nda kayıkçıların bir talebi olunca, bir iki örnek var öyle. Sarayburnu'nda padişahın zaten sarayı orada. Kayıkların içerisinde 25-30 tane kayık düşünün, bir küçük tekne düşünün, mumlar yakılmış. Sarayın dikkatini çekmemesi mümkün mü? Hemen saraydan birisini gönderiliyor. Niye bu toplu mum yakma şeyi var? Bir talep var anlaşıldı diye. Yani şunu söyleyeyim. İstanbullular daha avantajlı tabiatıyla. Ama İstanbul dışındaki kimseler de erinde gecinde taleplerini bir yüksek mahkeme olarak divana ulaştırmışlardır. Bunun çok sayıda örneği kaydı var. Divan da karar, Rumeli kazaskeri davayı yapmaktı, yargılamayı yapmaktadır. Genelde eğer hatalı olursa kararı umumiyetle ilk verilen mahkemeye geri gönderir. Geri gönderir. Yani genel uygulama bir yargıtay gibi çalıştığından genel uygulama orada kesin kararı vermemez şeklindedir. Kendisi kararı bozmuş olur, geri gönderir ama gönderirken de ihsası rey eder yani biraz görüşünü belirtir veya eksikliği belirtir. İşte tarafların elindeki belgelere, tarafların elindeki fetvaya, efendim şahitlerin ifadelerine dikkat edilmesi falan diye ve bu davanın tekrar bize dönmeli eylemeyesiniz diye böyle bir uslup da kullanılır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde gerçekten Divan-ı Humayun Osmanlı hukukunun iyi uygulanmasında son derece etkin bir rol oynamıştır. Zaten padişah Fatih'ten sonra hiç katılmamıştır ama şöyle yukarıdaki bir hani adalet penceresi denilen yerde Topkapı Sarayı'nda kubbe altının iki tane büyük odası vardır.
oradan izleme şansına sahiptir. Oradan izleyip müdahale ettiği örnekler var. Yani mesela Molla Kabız'ın yargılanmasında kanun doğrudan müdahale etmiştir. Yargılamayı verilen hüküm beğenmemiştir. O zaman divan zaten dağılıyor. Sadrazam padişahın yanına çıkıyor. Orada genel direktifleri alıyor. Netice itibariyle denebilir ki Divan-ı Humayun son derece etkin bir mahkemedir. Özellikle devletin ilk kuruluş asırlarında en az 3-4 asır bu şekilde devam etmiştir. Osmanlı hukukunun düzenli uygulamasında etkin bir rol oynamıştır. Bunun şeylerini, kararlarını takip etme imkanımız var. Mesela mühimme defterleri var arşivde dünya kadar. Ahkam defterleri var. Sonra bunların içerisinde bir grup şikayet defteri olarak ayrılmıştır. Bunlar taşraya gönderilen hükümleri, padişah fermanlarını bir anlamda özetlerini veya kopyalarını içermektedir. Dolayısıyla biz bu mahkemenin nasıl işlediği konusunda oldukça ayrıntılı bilgiye sahibiz. Bu Topkapı Sarayı'na girince işte orada bir sol tarafta biraz sol tarafta şikayeti olanlar toplanır. Bazen bir vezir gelir onlardan özet alır, onları bir dinler. Bazen onları çavuşbaşı doğrudan doğruya divana götürür. Ve padişah da izlediği için divan toplantılarının son derece düzgün olarak yargılandığını, yapıldığını görüyoruz. Bazen oradaki dava Rumeli Kazasker'ine havale edilir. Bunların izleri, bu yargılamaların izleri işte mühimme defterlerinde, ahkam defterlerinde, şikayet defterlerinde var. Rumeli Kazaskerliği defterleri var. Bugüne kadar gelmiş. Onlardan şey diyor, takip etme imkanımız var. Bu sebeple Divan-ı Humayun'un etkin bir yüksek mahkeme olduğunu görebiliyoruz. Bunun dışında başka divanlar var. Kısaca onlardan da bahsedelim. Cuma Divanı var. Cuma Divanı ismini Cuma günleri toplanmasından alır. Bu da Divan-ı Humayun gibi sadrazamın başkanlığında toplanır. Divan-ı Humayun'un şöyle bir özelliği var. Divan-ı Humayun padişah divanıdır. Padişahın olduğu yerde toplanır. Aynı üyelerle başka yerde toplansa, mesela padişah Edirne'de, onlar İstanbul'da toplansalar, bu Divan-ı Humayun değildir. Padişahın divanı, padişahın olduğu yerde toplanır. Onu söyleyeyim. Cuma divanı sadrazam başkanlığında toplanan bir divandır. Divan-ı Humayun değil. Üyeler tabii azalıyor. Cuma divanında sadrazamın dışında iki büyük kadı görevlidir. Rumeli Kazaskeri, Anadolu Kazaskeri. Buradan biliyoruz, anlıyoruz ki bu divan bütün Osmanlı'daki davaların, itirazların görüldüğü bir yüksek mahkeme. Çünkü Divan-ı Humayun'da idari davalar, meseleler görüşülüyor, mali meseleler görüşülüyor, devleti ilgilenen her şey görüşülüyor. Bu arada yargılama da yapıyor. Çünkü ayrı ayrı çalışan görevliler var. Ama Cuma Divanı öyle değil. Cuma Divanı Rumeli ve Anadolu Kazaskeri'nin iştirakiyle toplanan, bazen sadrazam başkanlığında, bazen sadrazam kaymakamın başkanlığında, sadrazamın görevlendirdiği çoğu kere bir vezir başkanlığında toplanmıştır. Bununla ilgili kayıtları da daha çok Rumeli Kazaskerlik defterlerinde bulabiliyoruz. Cuma Divanı'na ait özel bir defter yok. Yani mesela Divan-ı Humayun'a ait saydığın defterler hep Divan-ı Humayun defterleridir. Mühimme defterleri, ahkam defterleri, şikayet defterleri. Cuma Divanı'na ait özel bir defter yok. Cuma Divanı'nın kararlarına Rumeli Kazaskeri mahkeme defterlerinde rastlıyoruz. Cuma divanı muntazam toplanan bir divan. Muntazam toplanan bir divan. Ama söylediğim gibi bir iş bölümü var. Divan-ı Humayun her konuyla ilgilenen bir genel divan. Cuma divanının Osmanlı coğrafyasındaki yargılamalarla ilgili bir divan olduğu anlaşılıyor. Zaten Rumeli Kazaskeri'nin
padişahtan biraz önce söylediğim gibi özel bir yetkisi var. Yani başka mahkemelerin verdiği kararları bir ikinci mahkeme, bir üst mahkeme olarak gözden geçirme yetkisi var. İşte onu bazen Divan-ı Hümayun'da yapmıştır Rumeli Kazaskeri. Bazen Cuma Divanı'nda yapmıştır bu görevi. Bazen de zaten kendi mahkemesi de var. Rumeli Kazaskerliği Mahkemesi. Orada yapmıştır. Yani her yerde yetkisi aynı. Bu yüzden Cuma Divanı böyle bir üst mahkeme özelliğine sahiptir. Orada da takip edebiliyoruz. Bir başka divan Çarşamba Divanı'dır. Çarşamba Divanı ismini alıyor işte çarşamba günleri toplandığından dolayı. Yine sadrazamın veya kaymakamın başkanlığında toplanır. Orada da bu defa kazaskerler değil İstanbul kadıları görev yapmaktadır. Suriçi İstanbul kadısı, İstanbul kadısı yani. Üsküdar kadısı, Galata kadısı, Eyüp kadısı. Dört kadı görev yapmaktadır. Bunlarla ilgili bilgileri de bu mahkemelerin defterlerinden görüyoruz. Bu defterlerdeki bazı davalarda Çarşamba Divanı'ndan açıkça bahsediliyor. Bazılarında işte Divan-ı Ali diyor ve işte Sadrazam Kaymakamının başkanlığından toplanan Divan-ı Ali deniyor. Genelde de kayıtlar çarşamba gününe denk geliyor. Bazen perşembeye kaydığı da oluyor. Cuma Divanı'nın kayıtları cuma, cumartesi, pazar şey diyor. Tutulabiliyor o şeyler. Nihai kayıtlar. Çarşamba Divanı da imparatorluktaki bütün davaların görüldüğü değil, İstanbul'daki ikameti İstanbul olan kimselerin davalarının görüldüğü bir mahkeme özelliğine sahip. Yargılamanın şunu söyleyebiliriz. Yargılamanın davacının bulunduğu yerin kadısı tarafından yapıldığı. Yani Üsküdar'da oturuyorsa yargılamayı sadrazamın başkanlığında Üsküdar kadısı yapıyor. Galata'da oturuyorsa adam Galata Mahkemesi kadısı yapıyor. Bunu nereden çıkarıyoruz? Bunu şundan çıkarıyoruz. Bununla ilgili kayıtlar bulunduğu yerin mahkemesinde var. Yani Üsküdar'da oturuyorsa Üsküdar kadısının defter sicilinde var. Galata sicilinde var. Burada da yine bazı davalar şey olarak gelmiş, işte temiz gibi gelmiş. Bazı davaları sadrazam öneminden dolayı doğrudan doğruya Çarşamba Mahkemesi'nde eski bir vezirin, bir beylerbeyinin bir davası ise bunların mesela üst mahkemelerde görüldüğü söylenebilir. Yani davacının oturduğu yer değil ama. Davalının. Hayır, davalının. Sistem, bütün hukuk sistemlerinde öyle. Yok. Ben davacı dediysem yanlış. Davalının. Onun dışında Beylerbeyi Divanı var. Beylerbeyi Divanı var. Beylerbeylerin yani Beylerbeyliği merkezinde Beylerbeyi'nin bir divanı var. O divan da bir anlamda Divan-ı Hümayun'un küçük bir kopyasıdır. Çünkü Beylerbeylik önemli bir idari askeri bölgedir. Orada Divan-ı Hümayun gibi o bölgeyi ilgilendiren siyasi, idari, askeri her türlü işler görüşülmekte. Bölgedeki hukuk problemleri de yine görüşülmektedir. Ama Beylerbeyi Divanı denmiş olması yargılamanın Beylerbeyi tarafından pür hukuku davalarda yapıldığı anlamına gelmiyor. Orada da yine bölge kadısı görevli ve yetkili. Metinlerde bu toprak kadısı diye şey diyor, geçiyor. Toprak kadısının kim olduğu noktasında araştırıcılar arasında bir ihtilaf var. Benim kanaatim toprak kadısı bölge kadısı demektir. Uzun Çarşılı Hoca rahmetli arazi davalarına bakan kadı diyor. Değil öyle. Değil. Ben öyle çok davaya baktım toprak kadısı. Hep böyle geçici süreyle kurulmuş divanlarda bölgenin kadısı anlamına geliyor. Çünkü o kadı yetkili. O kadı yetkili orada. Toprak kadısı karar veriyor. Beylerbeyi de Beylerbeyi çerçevesinde bir üst mahkeme. Mahalli mahkemelerin verdiği kimi kararlar da oradan geçtiği anlaşılıyor. Şehzade divanlarındaki defterler Beylerbeyi divanıdır. Şehzade divanları.
Onlar hakkında daha fazla bilgilere sahibiz. O da bu Beylerbeyi divanlarının işleyişi hakkında oldukça iyi bilgi veriyor. Söylediğim gibi Divan-ı Hümayun'un küçük bir kopyası. Bunun dışında bir üst mahkeme olmamakla birlikte Osmanlı Devleti'nde farklı ihtilafları çözen farklı şeyler de var. Kuruluşlar var diyelim. Geçen dersimizde şunu söyledim, hatırlayacaksınız. Osmanlı kadısı aslında yargı görevi çok ağır olan bir kimse değil. Mahkemeye gelen dava sayısı sınırlı. Yani hatta örnek de verdim değil mi? Günlük dava İstanbul Kadılığı'nda işte yüzde günlük 3 küsür dava geliyor. Üsküdar'da 0.8 dava geliyor. Bunun muhtelif sebepleri var. Sebeplerinden birisi mahkeme dışında ihtilafı çözen bir takım kuruluşlar var. Vezirlerin şeyinden başlayarak oraya geçeyim. Vezirler padişah sefere çıkmadığı zaman ki kanunundan sonra nadiren padişahlar sefere çıkmışlardır. Sefere ya sadrazam çıkar ya da serdari ekrem olarak ya da serdar olarak bir vezir çıkar. Vezirler ve sadrazam yol şeyinde boyunca seferin güzergahında konakladığı her yerde halkın, mahallindeki insanların taleplerini, şikayetlerini dinler. Bu şikayetler içerisinde hukuki problemler de vardır. Onlara da belli ölçüde karar verir ama o divanlarda, vezirlerin divanlarında da toprak kadısı hazır bulunmaktadır. Oradan da belli ki bölge kadısı kastedilmektedir. O bölgede kim kadıysa o hazır bulunacak ki yetki, çünkü padişahın verdiği yetki, kadılara verdiği yargılama yetkisinin bir zaman boyutu var, bir mekan boyutu var. Yani şu tarihten itibaren kadı olarak atanmışsa o tarihten sonraki davalara bakacak. Konya bölgesinde şu sancakta hüküm vermek üzere atanmışsa onun dışındaki şeylere yargılama yapması için özel yetkilendirilmesi lazım. Kendiliğinden yetkisini aşamaz. Bu bakımdan vezirlerin, veziri azamın yol boyunca divan kurması, ifade bu. Divan kurması ve çeşitli problemler yanında hukuki problemleri de dinlemesi, kararlaştırması işte bu vezir divanlarıyla olmuştur. Bunlar da yani Osmanlı ordusu umumiyetle çok sık sefere çıktığı için bunlarla da mahkemelerin yükü belli ölçüde hafifletilmiştir. Başka neler var? Esnaf teşkilatları var mesela. Esnaf teşkilatları var. Onlardaki nizamlardan bahsettim ben. Onların tabi olduğu meslek içi yönetmeliklerden. Bunlara nizam deniyor. Meslek içi ihtilaflar doğrudan mahkemeye gelmemiştir. Bu meslek içi ihtilaflar o esnaf teşkilatının organları, işte yöneticileri tarafından çözülmüştür. Çok temel bir problem yoksa, kadıya mutlaka götürülmesi, bir kadının karar vermesini gerektiren bir problem yoksa, meslek içi efendim kahyaydı, efendim farklı isimlerle anılan esnaf teşkilatının yöneticileri tarafından, ihtiyarları tarafından karara bağlanmıştır. Mesela bunlar var. Tarikatların belli ölçüde kendi müritleri arasında kısmi ihtilaflar veya çok derine gitmeyen ihtilafları alacak verecek gibi mesela. İhtilafları çözen tarikat şeyhinin bir ağırlığı var. Yani mürit tarikatı şeyhine bağlanmışsa, umumiyetle keramet sahibi bir şeyhtir. Uçmasa da müritler zaten onu uçurur. O yüzden öyle bir şeyhin tavsiyesini veya kararını itiraz etmek çok büyük bir saygısızlık olur. Bu yüzden de tarikat şeyhleri, tarikat müritleri, aynı tarikat müritleri arasındaki kimi ihtilafların mahkemeye gitmesini, alenileşmesini önlemiştir. Anlatabiliyor muyum? Müftülerin fetvada
katkısı var. Fetvayı mahkemeye gidenler, ondan biraz daha bahsedeceğiz tabiatıyla, mahkemeye başvuranlar genelde bir fetva ile başvurmuşlardır. Yani gitmiş müftüye, bölgesindeki bir müderrise davasını anlatmış. Müderris de yargılama senin anlattığın gibi ise sonuç şudur diye ona bir fetva vermiştir. Bunun yargının mahkemeye intikalini azaltmada bir rolü var. Çünkü davayı kaybedeceğini anlamışsa bu defa daha uzlaşmaya açık bir tavır sergilemesi kaçınılmazdır. Çünkü mahkemeye gitse hem ihtilaf biraz herkes duyacak, alenileşecek, hem mahkemede harç ödeyecek, ödeyecek. Bu yüzden de zaten Osmanlı hukukunun işleyişinde Muslihun denilen arabulucuların çok etkin rolleri olduğu mahkeme defterlerinden anlaşılıyor. Defterlerin içinde o ben şeyi söylemiştim, kadısicile.org girerseniz, Muslihun yazarsanız hangi davada Muslihun kelimesi geçmiştir o görülebilir. Akçeli meselelerde Muslihun'un hemen devreye girdiğini görüyoruz. Bir tazminat mesela, bir alacak ve bir rüşvet talebi. Muslihun devreye giriyor. Yani adam beylerbeyi olarak rüşvet almış mesela. Belgesi olmaz bu rüşvetlerin. Günümüzde elhamdülillah hiç rüşvet falan yok. Bir belge çıkıyor mu? Çıkmıyor. Rüşvet olmuyor. Şimdi mesela adam beylerbeyi görevinden ayrılmışsa daha çok vezir de olabiliyor. Görevinden ayrılmışsa gidiyor mahkemeye şikayet ediyor. İspat ediyorsa zaten kolay. Muslihuna gerek yok. Mahkeme rahatlıkla karar verir. Divana gelebilir. Divana kimsenin gücü yetmez yani. Ama ne oluyor? İspat edemiyor. Şimdi Muslihun da araya giriyor. İlginçtir. Muslihun tarafların şeylerinden, ifadelerinden anlıyor ki bu rüşvet olayı olmuş. Özellikle rüşvetin alındığı şey yapılmamışsa şikayet geliyor. Yani o yapılmışsa herkes biraz ona göre vermiş ya parayı şu işin görmesi karşılığında. O işi yapılmışsa problem yok. Yapılmamışsa hem iş yapılmıyor hem de para gidiyor. Bu rüşvet şeyine, kurallarına, anayasasına aykırı getiriyorlar. Şimdi Muslihun anlıyor ki burada bir para işlemi dönmüş. Bu defa ilginçtir, mahalle baskısı uyguluyor. Evet, ispat edemiyorlar. İspat edemeyince mahkeme karar veremiyor. Ama mahalle, daha çok da kahyalar bu işe muhatap oluyor. Vezirdi, beylerbeyiydi, doğrudan bu adamlar rüşvete muhatap olmaz. Devrimizde de olmaz. Yüksek rütbeli kimseler, sivilde şurada burada, doğrudan muhatap olmazlar. Ateşteki kestaneyi maşayla tutacaksın. Onu bir takım şeyler var. Aracı hayırsever kurumlar var. Onlar aracı olur. O şeyini orantısını da alır. Şimdi işte onlar muhatap oluyor. Muslihun kani olursa ki burada bir rüşvet dönmüş, baskı yaparlar. Ve bu defa mecburen o mahalle baskısı etkisini gösterir. Ama ne olur? Rüşvetin tamamı geri dönmez. Bazen üçte biri, bazen dörtte biri konusunda her ne kadar reddetmekle birlikte sulh olsun diye şu kadar akçeye Muslihun'un tavassutuyla razı olur kahya mesela. Bir insan suçsuzsa razı olur mu yani boş yere para vermeyi? Belli ki bir suç işlenmiş. Muslihun'un burada ilginç bir rolü var. Başka her yerde, küçük yerleşim bölgelerinde sözü dinlenen, hatırı olan yaşlılar var devreye işte. Muslihun onlar. Alevi dedeleri var. Onlar da umumiyetle Alevi yerleşim bölgelerinde Sünni mahkemeye götürmektense dedenin hatırına ağırlığıyla davaların çözüldüğünü görüyoruz. Çok fazla o şeyler söyle onu. Bu çözüme, Muslihun'un tavassutu mahkeme defterlerine yansımıyor bu Alevi şeylerinde. Ama bir takım kaynaklar bu bilgileri veriyor. Gayrimüslim din adamlarının cemaat mahkemesi dışında her türlü ihtilafta arabulucu rolleri var. Yani netice itibariyle bütün bunları toplarsak gerçekten mahkeme dışında işleyen bir sistem var. Bir sivil yargı sistemi var adeta. Bunlar bağlayıcı karar veremiyorlar. Ama bir ağırlığı olduğu şahıslar üzerinde bir ağırlığı olduğu tartışmasız. Bu ağırlıkla problemin bir kısmını, bazen de önemli bir kısmını çözüyorlar.
ve mahkemelerin iş yükünü hafifletiyorlar. Bu yüzden Osmanlı mahkemeleri süratli çalışmıştır. Şimdi biz yeni yeni uyandık. Biliyorsunuz arabuluculuk işi gittikçe gelişiyor. Onu kurala bağladılar. Böylece biraz yükünü hafifletmek. Çünkü gerçekten mahkemelerin iş yükü hesap edilmeyecek kadar çok fazla. Binlerce dava. Hepsi ambar olmuş vaziyette. Şimdilik belki eski tecrübeden edinerek ve biraz da batıdan örneklerini gördüğümüzün daha cesaretle bu işe girmiş bulunuyoruz. Şimdi Osmanlı Devleti'nde mezhep uygulamasının özel bir yeri var. Bir defa biz İslam hukukunun teşekkül sürecinde şöyle bir gelişmenin olduğunu biliyoruz. Hazreti Peygamber'den sonra, Hazreti Peygamber'in sağlığında zaten ilgi ihtiyaç doğdukça ya Kur'an-ı Kerim'den bir ayet geliyordu, bir iniyordu, vahiy geliyordu. Bunun örnekleri var. Veyahut vahiy gelmiyorsa peygamberin bir uygulaması vardı. Dolayısıyla peygamberin sağlığında bütün hukuki problemler kitap ve sünnet merkezli, Kur'an-ı Kerim ve sünnet, peygamberin sünneti merkezli çözülüyordu. Peygamberden sonra artık peygamber bulunmadığından kitap yine mevcut. Ama sünnet malzemesi ne kadar olmuşsa o kadar var. Ondan sonra yeni bir malzeme üretmek mümkün değil. Bu yüzden ister istemez o dönemin hukukla meşgul olan kimseleri, İslami ilimlerle ve hukukla, yorumlarla İslam hukukunu ihtiyaçlar ışığında genişletmeye başladılar. Bu genişletme sırasında da başlangıçta ikili bir ekol oluştu. İki ekolden bahsedebiliriz. Birisi, şimdi Müslümanlık çok süratle genişlediği için, yani İslam coğrafyası, binlerce, on binlerce yeni Müslüman var. Yeni Müslüman olanlar da bu dini ve dinin kurallarını öğrenmek konusunda büyük bir arzu var. İşte bilenler bilmeyenlere bunları anlatırken bir kısım insanlar, bir defa bilenler de öğretmede arzulu oldular. Etraflarına insanlar ders halkaları oluşturunca ona bildiklerini öğrettiler. Şimdi bu öğretme sırasında bir kısım insanlar herhangi bir dini hukuki soru geldiğinde kitapta, yani Kur'an-ı Kerim'de bir hüküm varsa onu bildirdiler. Peygamberin bir uygulaması, bir hadisi varsa onu söylediler. Yoksa kendileri bir görüş ortaya koymadılar. Yani benzerliklere, şuna, buna, genel yapıya, anlayışa dayanarak bir görüş ortaya koymadı. Niye koymadı? Çünkü netice itibariyle yaptıkları yorum dini bir kural ortaya koyacaktı. Dini hukuki bir kural ortaya koyacaktı. Yanlış bir dini kural ortaya koyma endişesiyle bizim bilgimiz bu kadar dediler. Bunlar daha sonra ehli hadis diye isimlendirilmiştir. Anlatabiliyor muyum? Bir kısmı ise bunu yine aynı şekilde kitabı, Kur'an-ı Kerim'i, sünneti, peygamberin söz ve uygulamalarını kullanmışlar. Ama bunlarda yoksa, birebir cevabı yoksa, bu iki kaynağın genel yaklaşım istikametinde işte benzerliklere bakarak, genel espriyi, felsefeyi kavrayarak yeni şeyler ürettiler. Biz İslam hukukunun gelişmesini bu ikinci gruba borçluyuz. Bunlara da ehli rey denir. Yani aklını kullanarak İslam hukukunu genişleten. Başlangıçta demek ki böyle bir ikili bir ayrım var. Tabii iki çaba da çok önemli ve ilginçtir. Mesela Hazreti Ömer, ikinci halife Hazreti Ömer ikinci gruptandır. Hazreti Ömer. O İslam hukukunun gelişmesinde içtihatlarıyla çok önemli bir katkıda bulunmuştur. Hocam ilk grup, yani ehli hadis, o zaman olayı çözümsüz mü bırakıyor? Evet. Çözümsüz bırakıyor. Benim bildiğim bu kadar. Yani selef diyebiliyorlar. Tabii. Şu anki, evet. Suudi Arabistan. Ya şu anki Suudi Arabistan hangi gruba girer, o da ayrı. Yani.
Ve kendi o kendine sui generis bir gruba giriyor şimdi artık. Çok kendine özgü. Kendine özgü bir grup oldular şimdi. Şimdi ilginçtir. Mesela Hazreti Ömer ikinci gruba giriyor. Oğlu Abdullah birinci gruba girer. Abdullah bin Ömer. Peygamber'e mutlak bir bağlılığı, çok şey bir bağlılığı var. Yani mesela peygamber hac sırasında Mekke, Medine yolculuğunda bir yere nola vermiş, devesini bir yere çöktürmüşse kendisi umreye falan giderken aynı yere tekrar çöktürür devesini. Abdullah bin Ömer sorarlar, ya Abdullah bu bir dini bir kural mı? Burada böyle bir sünnet mi var? Yok diyor, sünnet falan yok. Peygamber bunu yaptığı için mi yapıyor? Peygamber'e sevgisinden, bağlılığından ötürü. Şimdi mesela Abdullah bin Ömer hiç farklı bir yorum yapmamıştı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi netice itibariyle bundan sonraki süreçte bunlara bağlı olarak mezhepler ortaya çıktı. Mezhepler de bizim bildiğimiz gibi 4 tane değil veya 5 tane değil. Daha fazla. Daha fazla. Bunlardan müntesipleri devam edenler. Bu biraz hocanın talebe yetiştirme becerisine, talebelerinin üstadlarının görüşlerini yayma, öğretme becerisine, biraz siyasi otoritenin bunlardan birisini veya diğerini desteklemesine, benimsemesine bağlı olarak farklı etkiler de söz konusu. İslam coğrafyasında bu defa ehl-i hadis ve rey'in yerini mezhepler, hukuk ekolleri almıştır. Ve İslam hukuku, İslam ilimleri olduğu gibi İslam hukuku özellikle bizi o ilgilendiriyor. Bu mezhepler çerçevesinde genişlemiş ve zenginleşmiştir. Şimdi burada mesela Hanefi mezhebinin gelişmesi son derece önemli. Şimdi Hanefi mezhebi Irak merkezli bir mezhebi. Başlangıcı Hazreti Ali Abdullah bin Mesud'a dayanır. İşte Abdullah bin Hazreti Ali de Abdullah bin Mesud da onun devamı da Hammad bin Sa'd, İbrahim en-Nakhai falan gibi ehli rey ekolünde bulunan hukukçular. Şimdi özellikle Ebu Hanife ile birlikte burada kuvvetli bir hukuk merkezi oluşmuştur. Ebu Hanife'nin hukuk üretme biçimi çok kendine özgüdür. Bir defa bugün aktif metot dediğimiz metoda çok benzer. Talebeleri yorum yaptırarak, tartıştırarak sonuç çıkarmaya çalışmıştır. Tabii böyle bir merkez oluşunca etraftaki insanlar hem mevcut bilgileri onlardan almak için onlara çok soru sormuşlardır. Hem de yeni dini hukuki problem ortaya çıkınca onun çözümünü sormuşlardır. O merkez onu çözmüştür. Anlatabiliyor muyum? Çözmüştür. Bir de Hanefi mezhebi, diğer mezheplerde pek rastlanmıyor bu. Mesela Maliki'de hiç yok. Biz hukukta yaparız, problem yazarız çocuklarla çalışmak için. Kafamızdan bir hukuk problemi yazarız. İşte ya birisine kavga ettirirsin, ya birisine kaza yaptırırsın, ya birisine alışveriş yaptırırsın. A, B, C diye problemi yaparız, biraz da karmaşık yaparız, tuzakları kurarız. Sınıfta onu çözmeye başlarız, öğrencileri çözdürürüz. Yani bir iki adımda bir mayana basarlar öğrenci, patlar. Zaten istediğimiz de o yani. Orada bir yanlış cevap versin, dikkat çekilsin diye. Ebu Hanife'nin de bu usulü uyguladığı görülüyor. Varsayıma dayanık problemler üretiyor. Bu ne yapıyor? Hukuk tekniğini ve hukuk mantığını geliştiriyor. Şimdi böylece Küfe, Irak'ta bulunan Küfe, çok kuvvetli bir ilim merkezi olmuştur. Şimdi bizim Türkistan dediğimiz, Arapların Mavera-un-Nehir dediği bölgede Müslümanlık çok süratle, yani bütün işte İran'dan, Kafkasya'dan itibaren Asya'nın Müslümanlaşan bugünkü kısmını düşünün. Onlar yeni Müslüman olmuş insanlar, İslam'ı öğrenmek için yoğun bir biçimde İslam'ın ana merkezine, neresi İslam'ın ana merkezi? Hicaz. Oraya gelmek istemişlerdir ama gelenler Küfe'de bir Harvard'a rastlamışlar. Küfe'de güçlü bir ilim merkezi. Oraya takılmışlardır.
Orası çok güçlü olunca o aşağıya geçme lüzumunu hissetmemişlerdir. Orada yetişenler bu defa geri memleketlerine dönünce siyasi otoritelerde bunları kadı olarak, müderris olarak atayınca ki burada Türklerin çok önemli bir rolü var. Çünkü hakimiyet zaten onlarda. Hanedanlar yani Türk. Halk farklı etnik yapıda olabilir, hiç önemli değil. Böylece Hanefi mezhebi çok gelişmiştir gerçekten ve bu coğrafyanın mezhebi olmuştur. Arada sonradan Şiileşen İran'ı çıkarın, bu coğrafya tamamı Hanefi'dir. Literatür de ona göre gelişmiştir. Şimdi Hicaz'da kim var? Hicaz'da İmam Malik var. Yani bir defa Hanefiler burayı tutmuşlar. Tamam mı? Sonra işte İmam Şafii Orta Doğu'da yine kendi mezhebini yaygınlaştırmıştır. Mısır'da belli ölçüde yaygınlaştırmıştır ama Hanefiler o tarafı tutmuşlardı. Kuzey Afrika ki çok erken dönemde Müslümanlaşmıştır. Onlar da aynı şekilde Hicaz'da İslam'ı öğrenmek için gelmişler. Ortada yollarında güçlü bir ilim merkezi bulunmayınca onlar Hicaz'a kadar gelmişler. Hicaz'da kim var? Maliki mezhebi. Onlar Maliki mezhebi öğrenip Afrika'ya, Kuzey Afrika'ya, Endülüs'e gitmişler. Endülüsler de Maliki mezhebini destekleyince Kuzey Afrika ve Endülüs Maliki olmuştur. Yani böyle siyasi otoritenin tercihinin önemli rolü var. Efendime söyleyeyim. Mezhebin müntesiplerinin, talebelerinin, gayretlerinin önemli rolü var. İşte halkın tercihlerinin önemli rolü var. Çeşitli faktörler söz konusu oluyor. Netice itibariyle adeta kendiliğinden İslam coğrafyasında birden fazla hukuk ekolleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan 4 tanesi çok yaygınlaşmıştır. Hepsi 4'ten ibaret değil. Mesela Zahiriler var. Tamam mı? Evzaiye mezhebi var, Said bin Müseyyib mezhebi var, Taberi mezhebi var. Fakat bunların zaman içerisinde taraftarları olmayınca Zahiriler bir tarafa, diğerleri bir tarihi şey olarak, hatıra olarak kalmıştır. Kitapları az çok var. Mesela Taberi'nin tefsiri var, İslam tarihi var. Bugün onlardan faydalanıyoruz ama Taberi'nin görüşü olarak faydalanıyoruz. Bir mezhebe dönüşmüşse de çok yaygınlaşmamıştır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle olunca çok ilginçtir. İslam dünyasında İslam coğrafyası adeta 4 mezhep tarafından parsellenmiştir. Bu aslında kötü bir şey değil, onu söyleyeyim. Yani bu bir siyasi otoritenin az çok etkisi olmuştur ama bir denebilir ki sivil inisiyatif olarak parsellenmiştir. Ve böylece karmaşık olarak bütün İslam mezheplerinin bir yerde bulunmasının doğuracağı problem ortaya çıkmamıştır. Aslında başlangıçta çıkma alameti göstermişti. Yani mesela İbnül Mukaffa'nın Halife Mansur'a, Abbasi Halifesi Mansur'a yazdığı bir mektup var. Diyor ki, yani diyor bunu diyor halife bu mezheplerden birisini, bu kitaplardan birisini diyor benimsese de kadılar sadece onu uygulasalar, böylece bir şehrin batısında bir görüş, öbüründe doğusunda bir başka görüş uygulamaya geçmese hukuki birlik ve istikrarı bozuyor diyor. Fevkalade önemli bir tespit bu o zaman için. Bunun için de Halife Mansur İmam Malik'e başvuruyor. Muvatta daha önce yazılmış. Onun için mi yazdı diye çektik ama tarihler tutmuyor. İmam Malik Muvatta yazmış bir hadis külliyatı ama fıkıh görüşleri de var arasında. Onu uygulayayım diyor. Çok en ilginçtir. Onu her zaman söylüyorum. İslam hukukunun gelişmesini biraz biz İmam Malik'e borçluyuz. Ya şimdi benim bir kitabımı bütün imparatorlukta uygulayacak dese halife, ben bütün meşru olacağım diye hemen seve seve kabul ederim. Yani mesela kendimi o şeyde çağda düşünüyorum da İmam Malik diyor ki olmaz diyor. Niye olmaz diyor? Bir benim görüşlerimi ben Muvatta'da hadisleri derleyerek ortaya koydum. Bana gelmemiş, benim toplamadığım hadis var diyor. En önemli kaynaklardan birisi. İki, ben hadisleri bir şekilde anladım, başkaları başka şekilde anlayabilir diyor. İnsanın düşünce şeyi çok çeşitli, kapasitesi. Bunu razı olmuyor. Hatta aynı teklifi daha sonra Harun Reşit de yapıyor. Onu da kabul etmiyor. Yani İmam Malik'in niye? Çünkü hakikaten
kendi istikametinde gelişirse, orada hata etmiş olursa, bütün bir ümmetin sorumluluğunu taşımak da var. Hani çok şöhrette şey diyecek ama Kabe duvarını tahrip etmek isteyen bedevi durumuna düşecek. Yani herkes ondan bahsedecek ama menfi özellikler bahsedecek. İmam Malik'in büyük bir diğergamlığı var burada. Netice itibariyle şu veya bu şekilde İslam coğrafyasının mezhepler tarafından parsellenmesinin şöyle bir faydası oluyor. Bir defa İslam hukuku bir içtihat hukuku. Hiçbir siyasi otorite uygulanacak kanunları ortaya koymuş değil. Anlatabiliyor muyum? Bazı siyasi şeyler, hükümdarlar fıkıh kitaplarının bazılarının yazılmasını teşvik etmişlerdir. Doğru. Öne yak olmuşlardır. Mesela Evrengzip Alemgir, Babil hükümdarı, meşhur Fetevai Hindiye veya Alemgiriye denen hukuk koleksiyonunun hazırlanması için bir heyet kurmuştur. Mesela yapmışlardır ama bütün mahkemelerin mutlaka ona göre vermesi gerekir tarzında bir kanunlaştırma söz konusu değildi. Sadece bu işle uğraşanlara derli toplu bir malzeme sunmak gibi bir bilimsel çalışma, yani ilmi bir çalışma söz konusudur. Netice itibariyle mezheplerin bu şekilde teşekkülü, bir sivil inisiyatif olarak teşekkülü ve sonradan da çeşitli faktörlerle İslam coğrafyasında karışık olmayıp bir anlamda parsellemeleri, kanunlaştırmaya gerek olmadan aynı bölgede aynı hukuk kuralının uygulanma sonucunu doğurmuştur. Bu fevkalade önemlidir. Anlatabiliyor muyum? O İbn-i Mukaffa'nın dediği mahsur gerçekleşmemiştir. Yani efendim Kayseri'de mahkemenin birisi Hanefilere göre, ikincisi Şafilere göre, üçüncüsü Malikilere göre karar verip, bazen çok birbirine aykırı kararlar da söz konusudur burada, bir hukuki karmaşa ortaya çıkmamıştır. Niye çıkmamıştır? Çünkü mezhepler bölgeleri adeta parsellemişlerdir. Kendiliğinden olmuştur büyük ölçüde ama bir zorlamayla değil, kendiliğinde olmuştur ama fevkalade başlangıç dönemlerinde önemli faydası olmuştur. Onu söyleyeyim. Tabii her şey haddini aşınca biraz zarar da doğurabilir. Onu söyleyeyim yani. Hani çok faydalı olmuştur, doğru. Ama zaman içerisinde bu kadar katı bir mezhep bağlılığının ortaya çıkardığı problemler de olmuştur. Onu da biz İslam hukuk tarihi boyunca yaşadık. Ondan da biraz bahsedeceğim. Şimdi dolayısıyla Osmanlı Devleti kurulduğunda zaten bu parselasyon işleri tamamlanmıştı. Anadolu, onunla beraber Rumeli zaten Hanefi'ydi. Yavuz'la beraber Güney Anadolu Osmanlı idaresine girdi. Kürtler Şafii'dir. Çünkü Irak, Suriye, Filistin, biraz Mısır Şafiilerin etkisi altına girdi. Uzak Doğu, Endonezya, Malezya. Orası Şafii oldu. Söylediğim gibi Türklerin meskun olduğu bütün bölgeler Hanefi. Arap Yarımadası Hanbeli oldu. Kuzey Afrika'da, Endülüs'te dahil o zamanki Maliki mezhebi oldu. Sonradan İran Şiileşti. O ayrı bir mesele. Şimdi dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin başlangıç yıllarında biz kadı tayinlerinde Hanefi mezhebinin özellikle şey edildiğini, nasıl diyeyim, şart koşulduğunu bilmiyoruz. O zaman da yapılan kadı tayinleri belgeleri var, kadı beratları. Bu beratta kadıların nasıl hüküm verecekleri belirtilmektedir. Şimdi mesela bu beratlarda başlangıç dönemlerinde mezhep ismi zikredilmeksizin kadıların esah-ı akvale göre hüküm vermek üzere kadı tayin edildikleri belirtilmektedir. Ne demek esah-ı akval? En doğru, en sahih görüş veya hakim görüşe göre karar verecekleri. Burada mezhebin tasrihi yok. Şunu atladım. Şimdi mezheplerin yavaş yavaş ortaya çıkma aşamasında hukukçular şu problemi tartışmışlardır. Bir kadının, yani hakimin belli mezhebi taklit etmek, belli mezhebin görüşlerini uygulamak üzere kadı tayin edilmesi geçerli midir? Ve
Böyle bir şartla kadı tayin edilirse bu şart bağlayıcı mıdır? Bunu tartışmışlardır. Başlangıç dönemlerindeki görüş böyle bir tayin olmaz. Tayin geçerli değildir. Kadı kendisi içtihad edecek. Kadının iki görevi var hakimi. Bir, olayı çözecek. İki, olaya uygulanacak hukuk kurallarını çıkaracak asli kaynaklardan. Bu ferdi bir çalışmadır. Bu yüzden de zaten hakimlik tek taraf, tek kişinin yaptığı bir işleme daha yatkın bir işlev gibi söyledim. Böyle olunca kadılar hepsi kendileri içtihad etmek mecburiyetinde oldukları için o zamanki anlayış gereği demişlerdi ki böyle bir tayin geçerli değildir. Bir kısmı ise demiştir ki bu tayin geçerlidir, şart geçersizdir. Böyle bir şart olmaz. Dolayısıyla kadı yine başka mezheplerde dayanabilir, kendisi içtihad edebilir. Bu yüzden kadıyı sığınlamak mümkün değildir demişlerdir. Ama zaman git akmaya başlayınca bir defa bütün hakim olarak atanan kimselerin kendi başlarına müstakil bir müçtehit gibi karar vermesinin o kadar mümkün olmadığı, o kadar birikimi olmadığı kadıların mümkün değil, bu çok zor yani. Görülünce hadise kendisi kendisine yön vermiştir ve böyle bir fiili durum olarak kadıların belli bir mezhebi taklit ederek belli bir mezhebin görüşlerini uygulama şartıyla kadı tayininin mümkün olduğu görüşü yerleşmiştir. İşte başlangıç dönemlerde Osmanlılarda bir mezhep isminin zikredilmediğini görüyoruz. Esas akvale göre hüküm vermek üzere. Yumuşak bir geçiş devam ediyor henüz Osmanlılarda. Ama şu var. Halk zaten Anadolu ve Rumeli'de yani 1500'lü yılların ortalarına kadar 200-250 yıl. Halk zaten Hanefiliği benimsemiş. Güneydoğu'yu Şafilerin olduğu yeri istisna ediyor. Onun dışındaki bölgede. Hanefiliği benimsemiş. Hem Rumeli'de hem Anadolu'da. Medreselerde zaten ağırlıklı olarak Hanefi fıkhı öğretiliyor. Mezun olanlar da onun uygulandığı bölgelere tayin ediliyorlar. Zaten iş imkanı Hanefi muhitlerinde olunca herkes kök olarak Şafi bile olsa kadro Hanefilikte olunca nasıl öğretmenlik kadrosu fazla olunca herkes öğretmenliğe kaydı. O zaman da yani şimdi Şafilikte öğrenmenin bir faydası yok, kadro yok. Hanefiliği öğrenelim deyip o tarafa kayma da var. Bu örnekler var. Dolayısıyla kendiliğinden Osmanlı'nın Güneydoğu Anadolu'su müstesna Hanefi mezhebi yerleşmiştir. Yerleşmiştir. Yalnız söylediğim gibi burada yine bir yumuşak bir geçiş var. Çok sıkı bir uygulama yok. Bu geçişi nereden biliyoruz? Şimdi bazı öyle problemler, hukuki problemler karşımıza çıkıyor ki unuturum sonra söyleyeyim. Muzaffer Bey şimdi geldi dedi ki derse katılan herkesi ben bugün burada başkanın misafir olarak yemeğe davet ediyorum dedi. Hepiniz davetlisiniz. Katılmanızı özellikle rica ediyor. Bunu söyleyeyim. Dersten sonra burada hemen bahçede bir şeyin yeri var. Başkanın misafirlerini ağırladığı yer var. Belediye başkanımızın. Sizleri davet ediyor. Onu söyleyeyim. Tamam. Şimdi bu geçiş yumuşak uygulama sürecinde bazen mesela Şafii mezhebinden yararlanma ihtiyacını bazı kadılar hissetmişlerdir. Anlatabiliyor muyum? Bunun örnekleri var. Mesela kocası seyahate çıkmış, seyahatten dönmemiş. Belki ölmüş, belki dönmekten vazgeçmiş. Hanımdan şikayetçi, lanet olsun deyip bırakmış. Deniz yolları falan güvenli değil. Belki korsanlar şey etmiş, forsaya koymuşlar, esir olmuş, köle olmuş, neyse. Şimdi bunların geride bunların dönmesini bekleyen eşleri var değil mi? Şimdi bunların eğer ölüm haberi gelse geriye, miras, malı varsa miraslara dağıtılacak, karısı dul kalmış olacak, isterse başkasıyla evlenecek. Ama bu haber geriye gelmemişse, Hanefilerde bu kadın belki de dönmeyecek kocasını adam 90 yaşına gelinceye kadar beklemek mecburiyetindedir. 90 yaşına gelinceye kadar veya yaşadığı bölgedeki bütün yaşıtlarının ölümü gerçekleşinceye kadar.
Yani 75 yaşında bütün yaşıtları ölmüşse demek ki burada ortalama ve en uzun ömür 75 yaşında diye varsayılıyor ve onun da ölümüne hükmediliyor. Ölümüne hükmedilince hükmedildiği anda ölmüş sayılıyor. Veya 80. 80 yaşında ölmüş sayılınca karısı da 75 ise karısı o zaman dul sayılıyor. Münasip bir talip çıkarsa o zaman evlenebilir. Bir mahsur yok. Hanefiler başka bir çözümü kabul etmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Tabii bunun maddi problemleri de var. Yani mesela 80 yaşına kadar karısının nafakasını şey etmek mecburiyetinde. Karşılamak mecburiyetinde. O da kocasına ait. Mallarından onun da karşılanması lazım. Birçok problem var. Şimdi Şafiilerde nasıl? Ölümüne hükmetme noktasında aynı konumdalar. Şafiiler de mefkudun yani kaybolmuş bir kimsenin ölümüne ne zaman hükmedilir? Benzer çözümler üretiyorlar. Fakat onlar farklı bir şey yapıyorlar. Görüşleri var. Diyorlar ki eğer kadının geçimini sağlamaya yetecek bir varlık kocası tarafından bırakılmamışsa, kadın da geçime muhtaçsa, kadının talebi üzerine belli bir süre, genelde 4 sene geçtikten sonra kadın bu sebeple zarara uğradığını ileri sürerek boşanma talebinde bulunabilir ve bu talebi kadı kabul eder. Şafii'nin görüşü problemi çözmeye daha yatkın. Yani 80 yaşına kadar. Bugünkü gibi değil, WhatsApp yok, telefon yok, hiçbir şey yok yani. Haberleşme mümkün değil. Zaman zaman çok ciddi problemlerin ortaya çıktığı anlaşılıyor. Mesela ben Bursa'da gördüm, 1400 küsür talibi, 1500 küsür talibi mahkeme kararında. Karaman'da gördüm. Osmanlı aile hukukunda bunları hep kullandım. Şimdi orada kadı Hanefi ya, kadı bunu kendisi çözemiyor. Hanefi bir defa ona göre karar vermeye alışmış. Bu defa bölgesindeki bir müderrisi, Şafii bir müderrisi naip tayin ediyor. Naip yani kadı yardımcısı tayin ediyor. Kadı yardımcısı bu olayda Hanefilere göre değil, o da kendi mezhebi Şafiilere göre boşanma kararı veriyor. Kadı da hangi mezhebe şey ettiğini karıştırmaksızın problem çözülmüş elhamdülillah. Hukukçu problemi çözmek mecburiyetinde. Öyle afaki hüküm yürütemez. Onu alıyor mahkeme defterine kaydediyor. Bak böyle çözülmüş. Benim adım Kırmızı'da da böyle bir şey vardı. Ondan sonra aynısını veriyordu o da. İşte herhalde böyle bir şeylerden etinlenmiş. İşte oraya geleceğim şimdi. Tamam. Ebu Suud Efendi. 80 yaşında makul hocam. 80 yaşında makul de. Şimdi karısı bekleme istemiyorsa. Şimdi kocası bakımından yani 80'de dönersem evim hazır olsun. Hanımım da beni beklesin demek makul de. Şimdi ama hanım tarafı çok problemli yani. Sadece yemek içmek meselesi değil ki. Dönmeyecek bir kocayı bekleyeceksiniz. Şimdi Karaman'da bunun örnekleri var. Demek ki yumuşak bir uygulama örnekleri var. Fakat 1500'lü yıllara gelince burada kadıların ferdi inisiyatifleriyle diğer mezheplerden yararlanmanın sakıncalı olduğunu düşünmüş olmalı diye düşünüyorum. Dönemin yöneticileri, belki Ebu Suud Efendi. Ebu Suud Efendi'nin inisiyatifiyle olabilir. Ebu Suud Efendi'nin inisiyatifiyle bir defa iki şey yapılıyor. Bir, bu dönemdeki kadı beratlarına artık Hanefi mezhebi açıkça yazılıyor. Hanefi mezhebindeki esah-ı akval üzere. Yani orada da birkaç görüş varsa ki var, Ebu Hanife'nin görüşü, Ebu Yusuf'un görüşü, Muhammed'in görüşü, Züfer'in görüşü varsa hakim görüş hangisi ise ona göre hüküm vermek üzere kadı tayini bir defa anlaşılmış. İkincisi, işte bu saydığım istisnai örnekleri önlemek için Kanuni döneminde bir ferman çıkıyor. Ebu Suud Efendi'nin fetvalarında var işte. Teşeffuh hususu Diyar-ı Rum'da cari olmaya diye Meni Sultani vaki olmuştur diyor. İfade aynen böyle. Yani Şafii mezhebine göre hüküm vermek üzere bir karar vermek. Diyar-ı Rum'da dedi, Anadolu ve Rumeli. Diyar-ı Rum burası. Yasaklanmıştır diyor. Dolayısıyla
kadıların zaman bakımından, mekan bakımından yetkileri padişah tarafından belirlendiği gibi mecellede var. Bazı hususlarda da yetkileri padişah tarafından başkadı olan belirlenmektedir. Mezhep işte bunlardan birisi. Ne oldu şimdi? Kanuni'den itibaren şey konusunda, mezhep konusunda biraz daha daralmış oldu. Yani aslında şunun yapılmaya zannedildiğini, çalışıldığını düşünüyorum. Kadıların münferit yorumlarıyla, münferit kararlarıyla diğer mezheplerden istifadenin bir hukukta karmaşa yaratacağı düşünülmüş olabilir. Çok fazla elimizde örnek olmadığı için çok cesaretli şey demiyoruz tabii, yorum yapamıyoruz ama bence böyledir. Bunun yerine siyasi otoritenin, padişahın bütün ülkeyi ilgilendiren bir kararıyla uygulamayı ülke çapında birleştirme yolu seçilmiştir. Yani ülke çapında farklı mezhepler, bir kadefendi Şafii'yi naib tayin eder, öbür kadefendi Maliki'yi, öbür kadefendi Hanbeli'yi tayin ederse naib olarak, bu bir karmaşa yapılacağı endişesiyle böyle bir baskın ihtiyaç varsa buna Şeyhülislam fetva versin, bunun uygulanması daha münasiptir diye o uygulanmayı da padişah buna göre hareket edilsin, mucebince amel oluna diye tasdik etsin. Böylece diğer mezheplerden uygulanma ihtiyacı varsa bütün ülke çapında o mezhebin görüşü kanun olsun. Bu bir anlamda içtihat hukukundan kanun hukukuna dönüş gibi yorumlanabilir. Yani bence Ebu Suud Efendi, bu bir hayırlı bir kalıp, kapı bu. Ebu Suud Efendi bu birliği sağlamaya önem vermiştir. Ebu Suud Efendi de zaten devlet hukuku fikri çok baskındır, onu söyleyeyim. Mesela örfi hukuku şer'i kalıplara dökmede çok başarılı rol oynamıştır. Şer'i hukuku da, içtihadi şer'i hukuku da kanuni şer'i hukuk kalıbına dökmeyi, yani her iki tarafta da devletin etkisinin, düzenleyici etkisinin baskın olmasına gayret etmiştir gibi geliyor benim şahsi yorumum bu. Bu bakımdan kanuniden itibaren, kanunun belli bir döneminden itibaren mezhepte bir katı uygulamaya gidildiği anlaşılmaktadır. Şimdi şöyle çok da yormadan sizleri, acaba niye böyle bir yola girmiştir? Bunun getirisi götürüsü ne olabilir onu söyleyeyim. Tabii burada spekülasyon yapacağız mecburen. Çok elimizde doğrudan doğruya bunu kesin olarak belirleyecek veriler yok. Kanuni dönemi devletin zirve dönemi. Bu zirve dönemi, zirve inişinde başlangıcı olduğu dönemdir. Malum. Şimdi bu dönemde, daha önce de bahsettim ben, bir defa bir asır içerisinde nüfus artıyor. Tamam mı? Bir misli artıyor. Ama iş imkanı, maişet imkanı devletin bir misli artmıyor. Toprakları büyütemiyoruz. Topraklar kanun döneminde limite ulaşmış. Ama o limiti korumak için doğuya, batıya kanuni çok sık sefer yapıyor. Hayatının 13 senesi seferde geçmiş bir hükümdar. Şimdi ve bu büyük bir maliye yüklemiş devlet hazinesine. Dolayısıyla devlet gittikçe maaşlı elemanlarla, mesela Yeniçerilere ve diğerlerine artan hayat pahalılığına paralel bir ücret artışını yapamaz hale gelmiştir. Gerçi bugünkü gibi enflasyon yok. Yani mesela 200 senede tarihçiler 200 senede 20 misli arttığını düşünüyorlar pahalılığın. Senede %3-4 gibi bir şey oluyormuş bunun hesaplanmasının. Şimdi ama 200 senede büyük. Mesela 200 senede 1. Murat'la 3. Mehmet veya Murat arasındaki dönem fiyatlar 20 misli arttığı halde Yeniçeri maaşları 7 misli artmış.
Anlatabiliyor muyum? Bu neyi gösteriyor? Ücretler geride kalmış. Bak. Ha, düşmüş. Şeyden bahsettik. Kadılığın niye süreli hale gelmesinden bahsettik. Ücretler düştüğü gibi kadı tayinleri de aksamış. Boşta geçen süreler falan. Bütün bunlar neyi yavaş yavaş gündeme getiriyor? Yönetime karşı bir rahatsızlık var. Yönetime karşı rahatsızlık var. Yönetime karşı rahatsızlık, tabii parti olmadığı için Osmanlı Devleti'nde bu rahatsızlık farklı şekilde ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunlardan birisi mesela melamilik hareketi, dini bir hareket olarak. Anlatabiliyor muyum? Bir tasavvufi dini hareket gibi görünüyor ama arkasında bu rahatsızlıklar var. Onu tetikliyor. Böyle olunca Osmanlı yöneticileri ve uleması burada dini bakımdan içe kapanmayı bir çözüm olarak düşünmüş olabilirler. Bir de bundan belki işte Melami liderlerinden aslanlar var yani. İsmail Maşuki, Ali Aksaray'ı, Hamza Bali, efendim Şeyh Karamani, yani bayağı bir şey de var. Bundan, bunun kadar veya bundan biraz daha önemli Safevi tehlikesini tam olarak kesemiyorlar. Şimdi Safevi tarikatı bir Sünni tarikat. Fakat Şah İsmail'in babası Haydar belki dedesinden itibaren yavaş yavaş tarikat Şiileşiyor. Osmanlı coğrafyasında da Safevi tarikasının tekkeleri var. Çok yaygın olması bile var. Osmanlılar da kendilerine zarar dokunmayan bütün tekkelere belli ölçüde destek olmuşlardır. Fakat tarikat Şiileşince ve gidip de Tebriz'i ele geçirip şeyhliği şahlığa değiştirince bu defa Şeyh İsmail'in daileri, propagandistleri, misyonerleri bir başka devlet adına, bir dini hareket adına değil, bir başka siyasi yapı adına Osman'ın altını oymaya başladılar. Şah İsmail de çok etkili bir lider. Çok şiir dili çok güçlü. Türk zaten. Şiir dili çok güçlü. Gevşek bir Müslümanlığı şey diyor. Efendime söyleyeyim, tavsiye ediyor. Yani ne güzel. Oruç fazla yok, namaz fazla yok. Yani gevşek Müslümanlık sıradan insandan çok işine gelir. Ya kıl kıl bitmiyor namaz. Yazın hani kışın tutmak iyi de oruç yazın Ağustos ayında tutması o kadar iyi değil biliyorsun. Bektaşi bir çeşme basında anlattım size galiba hani oruç yiyenlere görünce kendisi de oruç tutuyormuş gitmiş onlara hışımla Allah'tan korkmuyor musunuz? Kuldan utanmıyor musunuz? Ramazan günü oruç yiyoruz deyince demişler erenler biz Hristiyanız deyince bak hırsını alamamış dininizin kıymetini bilin demiş. Ağustos'ta. Şimdi gevşek bir ibadet halkın bir kısmına daha cazip gelmiştir. Böyle olunca biliyorsunuz işte Şah İsmail'i tepeledi ama propaganda devam etti Anadolu'da. Özellikle göçmen, Türkmenler, Yörükler arasında. Aleviler o coğrafyadadır. İşte Osmanlı uleması bu defa bunun içinde içine kapanmayı arzu etti. Anlatabiliyor muyum? Fazla farklı şeyler söylenebilir. Netice itibariyle mezhep uygulamasında 1500'lü yılların ortalarından itibaren bir sertleşme, kapanma gözlemlenmektedir. Bunun nesi olmuştur? Bunun işte hani bir birliği, istikrarı sağlamada faydası olmuştur. Ama bu İslam hukukunun gelişmesine menfi etkisi olmuştur. Yani mezhep beraberinde mezhep kurucularına karşı anormal bir saygı ve korku doğmuştur. Yani bir defa hiç kimsenin artık, yani Hanefi ekolünde yetişen hiç kimsenin, Ebu Hanife'nin, Ebu Yusuf'un, Muhammed'in görüşleri aleyhinde, görüşlerine farklı bir görüş ortaya koyma cesareti kalmamıştır. Kendisinde de kalmamıştır bir saniye, kendisinde de kalmamıştır. Kaldığı zaman da halk tepki toplamıştır. Ya sen kimsin de Ebu Hanife bir şey söylemiş, sen de kendini ne zannediyorsun da bir şey söylüyorsun diye kolaylıkla itiraz olunmuştur. Bu sivil inisiyatif olan mezhep teşekkülünde
halkın baskıcı koruması çok daha güçlü olmuştur. Yani siyasi otorite devreye girebilseydi biraz daha açılımlar mümkün olabilirdi. Ama mezhep noktasında siyasi otorite kapanmayı tercih edince İslam hukukunun yeni şartlara uyarlanması belki bazı alanlarda mümkün olmuş. O da ulemanın işine gelen alanlarda, para vakıfları gibi. Onun dışındaki alanlarda pek mümkün olmamıştır. Efendim. Aslında mezhep içinde de farklı görüşler yok mu? Nasıl gösterebiliyorlar ki? Şimdi mezhep içerisinde ilk dönemin hukukçular arasında var. Yani ilk dönemin zaten Ebu Hanife tabiri caizse çok serbest görüşlü bir adam. Yani mesela diyor ki biz sünneti alırız diyor. Sünnette bile yani prensiplerimize uyanı alırız diyor. Sahabeden beğendiklerimizin görüşünü alırız diyor. Tabiine gelince, ikinci nesle gelince humur rical, nahnu rical. Onlar da hukukçuysa biz de hukukçuyuz diyor. Ben onlara bağlı kalmam diyor. Onun yaptığı yorum ben de yaparım diyor. Bu çok harika bir şey düşünce yani. Kendisine güvenen bir ilim adamının düşüncesi. Fakat dedim ya, bunların yaptığı çaba, fıkıh üretme becerisi gerçekten şapka çıkarılacak bir beceri. Çok kısa zamanda, bütün mezhepler için söylüyorum bunu, İslam hukukunu sistemleştirmişlerdir. Bu sistemleşmeyi Yahudiler 10-13 asırda, Hristiyanlar 15 asırda ancak yapabildi. 3-4 asırda bunların yapılmış olması ve ortaya güzel bir şey çıkması, eserin çıkması ister istemez bunlara karşı saygıyı çok tetiklemiştir, korkuyu da tetiklemiştir. Anlatabiliyor muyum? Yani hiç kimse farklı düşünmeye cesaret edememiştir. Çünkü zaten ortaya çıkmış büyükçe. Çünkü aykırı görüşler tepki çeker. Sağların bilgisi daima daha zayıftır. Yani bir insan iyi bilinmek istiyorsa birinci şey ölecek. Sağlığında bir insanın çok bilgili olması söz konusu değil. Şimdi Raşit Hoca, Allah rahmet eylesin, dün öldü. Gazetelere bakıyorum, çarşaf çarşaf, şöyle büyük ilim adamıydı, böyle büyük ilim adamıydı. Hoca en önemli şeyi yaptı, öldü. Yani onun için kolay. Sağ olsaydı, ya esasında şu görüş de vardı, şurada da şu icraatı vardı diye bu müsbet görüşler zikredilmez. Bizim insan olarak tabiatımızda bu var yani. Ne diyor atalarımız? Ölen körse kartal bakışlı, kelse gür saçlı olur diyor. Bu Raşit Hoca bunlara layık değildir anlamına söylemiyorum. Yani genel böyle bir şey var. Bu yüzden de geçmişe insanlar dış bükey ayna mercekle bakıyor. Daha büyük gösterir. Çağdaşlarına iç bükey. O küçük gösterir. Olan da küçük gösteriyor. Şimdi mezheplerin böyle bir problemli tarafı var. Mezhep teşekkülü son derece önemli. Özellikle sivil inisiyatif olarak kanunlaştırmanın olmadığı dönemde hukuki istikrarı sağlamada fevkalade önemli. Ama ölçü kaçınca bu defa, bu bir mezhep katılığına girince, bundan sonra da İslam hukukunun zayıflaması sonucunu doğuruyor. Biz bunu Tanzimat sonrasında örneklerini vereceğiz. Yavaş yavaş oraya yaklaşıyoruz. Gerçekten. Çok dramatik örnekler var. Anlatabiliyor muyum? Netice itibariyle mezhep uygulaması Osmanlı Devleti'nde sonuna kadar hemen hemen böyle devam etmiştir. İşte mesela Cevdet Paşa Mecelle'de Hanefi mezhebine bağlı kalmıştır. Hanefi mezhebinden farklı olan aynı mezhep içerisindeki İmam-ı Züfer'in görüşünü kabul etti diye çekmediği sıkıntı kalmamıştır. Sadece hukuk aile kararmaz 1917'de o da hadislerin zorlamasıyla diğer mezheplerden de görüş alınarak bir kanunlaştırma yapılmıştır. Ama 1,5 sene sonra muhalefet dediğim ulemanın tepkisiyle o kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Anlatabiliyor muyum? Peki bunun zararı ne oldu? Şu anda İslam hukuku diye bir şey var mı bu ülkede? İslam hukuku kendini yenilemez imkanı bulamamıştır. Bunda işte hem geçmişe duyulan aşırı saygının böyle insanları korku, İnsanlar, ulemayı ve halkı çok mecbur kalmadıkça geçmişi değiştirememişlerdir. Nadir örneklerden birisi para vakıflarında mesela geçmişten
aykırı. Çünkü hadisler zorlamıştır. Bütün medreseler cari masraflarını karşılayamayınca bunu biraz zorlamakla bu işi çözmüşlerdir. Ama onun dışında ulema çok cesaret edememiştir. Şimdi mezhepleri böylece bitirmiş olduk. Gelecek haftadan itibaren fetva kurumundan bahsedeceğiz, uygulama örneklerinden bahsedeceğiz. Orada yine Osmanlıların, efendime söyleyeyim, orijinal bir uygulamaları var, ondan bahsedeceğiz. Osmanlı hukuk tarihi, İslam hukuk tarihinin gerçekten yine de çok önemli bir bölümüdür. Çok önemli orada dersler var. Başarılı olduğu noktada da, başarısız olduğu noktada da. Bu yüzden Osmanlı hukuku bize bir laboratuvar şeyi verir. Geçmişi tekrar yaşayamayız ama yaşanan geçmişten ders çıkarmamız mümkün. Onun örnekleri var, onu iyi değerlendirirsek. Evet, saat 7:10 var. Böylece bitirmiş olduk.